Merhabalar, Sevda'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün denediklerimin arasında en yumuşak, en lezzetli ve görseli de en güzel olan diyebileceğim bir poğaça tarifi vereceğim sizlere. Poğaçamızın hamurunu yoğurarak başlayalım. Karıştırma kabına 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. 1 su bardağı ılık su ve üzerine 1 paket instant maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker. 'Mayanın erimesi için biraz çırpma teliyle karıştırıyorum. Zaten kolayca eriyor bu maya. Kalan malzemelerini de ekleyelim. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Ve 1 tane yumurtanın akını ekliyoruz. Ve kontrollü olarak unumuzu eklemeye başlıyorum. İlk önce bir kısmını ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzunu da ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Hepsini birlikte eklemiyoruz. Her zamanki gibi kontrollü olarak ekliyoruz. Unumuzu da kontrollü olarak ekledikten sonra hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Kalan unumu da ekledikten sonra hamuru toparlıyorum ve birkaç dakika bu şekilde yumruklayarak yoğuruyorum hamuru. Hamurumun kıvamı bu şekilde olacak. İyice pürüzsüzleşene kadar yoğurdum arkadaşlar. Ve poğaça hamurumuzun üzerine streç filmle kapatıyorum. Mayalanması için bir kenarda bekletiyorum. Ve yaklaşık 1 saat kadar bekledikten sonra bu şekilde mayalandı. Şimdi üzerine açıyorum. Poğaçamın hamuru çok güzel bir şekilde mayalanmış, gördüğünüz gibi. Kıvamı da o kadar güzel oldu ki. Şimdi içinin havasını alıyorum. Ve hemen poğaçalarıma şekil vermeye geçiyorum. Pişireceğim tepsinin dibine yağlı kağıdı serdim. Ve hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak bu şekilde parmağımla sıkıştırıyorum. Ve bezeler oluşturuyorum. Tekrar alt kısmının düzelmesi için de yuvarlıyorum. Ve tepsinin en ortasına yerleştiriyorum bezeyi. Tüm bezelerimi ortalama bir ceviz büyüklüğünde yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde parmağımla sıkıştırarak alt kısmındaki fazlalığı alıyorum. Şeklinin daha düzgün olması için tekrar yuvarlayıp tepsiye diziyorum. Yaptığım bezeleri gördüğünüz gibi tepsinin ortasından başladık dizmeye. İlk önce bir çiçek resmi oluşturuyoruz. Ve çiçek resmi oluşturduktan sonra tekrar yaptığımız bezeleri kenarlarından dizmeye devam ediyorum. Bu şekilde boşlukları doldurarak tepsimi tamamlıyorum. Bu poğaçayı mutlaka sizler de deneyin diyorum. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay. Hamuru hazırlayıp mayalandırdıktan sonra sadece yuvarlayıp tepsiye diziyoruz. Bu şekilde benim yaptığım gibi nizami bir şekilde dizerseniz şekli, görüntüsü de çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın, bu şekilde dizdim poğaçalarımı. Ve poğaçalarımın tepsi mayası gelene kadar üzeri kapalı olarak bir kenarda bekleteceğim. Bu sırada poğaçamızın üzerine süreceğimiz sosu hazırlayalım. 1 tane tam yumurta ve 1 tane ayırdığımız yumurta sarısını ekliyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Bir de 1 tatlı kaşığı çörek otu ekliyorum. İyice çırpma teliyle karıştırıp üzerine sosunu hazırlıyorum. Bu sos gerçekten poğaçamıza çok lezzet verecek. Ayrıca yumuşacık, pufur pufur olacak. Şimdi poğaçalarımız gördüğünüz gibi tepsi mayası geldi. Çok güzel kabarmışlar. Üzerine hazırladığımız sosu sürelim. Bolca sürelim arkadaşlar. Zaten bu tepsiye sosumuzun tamamı yeterli geliyor. Hepsini bu şekilde fırçayla sürüyorum. Bu arada poğaçamızın sosunu sürerken mayasını söndürmemeye dikkat edelim. Şimdiye kadar denediğim poğaçaların en lezzetlisi, en yumuşağı oldu diyebilirim. Üzerine sürdüğüm bu sos sayesinde çok lezzetli oldu, yumuşacık oldu, pufur pufur bir poğaça oldu. Yapılışı da çok kolay gördüğünüz gibi. Öyle sizleri saatlerce uğraştırmadan kolayca yapabileceğiniz bir poğaça. Sosun tamamını sürdükten sonra önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum. Ve poğaçalarım pişti. Fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Yumuşaklığı, görüntüsü, lezzeti harika bir poğaça oldu. Şu şekilde altındaki kağıdı çıkarayım. Altı da çok güzel pişmiş bakın. Ve şu şekilde elimle sizlere nasıl yumuşak olduğunu ve nasıl pufur pufur olduğunu da göstereyim. Şu anda poğaçamız hala çok sıcak. Yine de yumuşacık gördüğünüz gibi. Poğaçamdan bir parça koparıp sizlere içini de göstereyim. Bu poğaçayı mutlaka yapın diyorum arkadaşlar. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Özellikle kahvaltı sofraları için çok güzel oluyor. Üzerine sürdüğüm sos sayesinde poğaçamın yumuşaklığı, lezzeti 2'ye katlandı. Çok lezzetli ve yumuşacık poğaçalar yapmak istiyorsanız mutlaka bu tarifimi deneyin diyorum. Ve tarifimi birebir uyguladığınız takdirde ekranda gördüğünüz gibi yumuşacık ve çok lezzetli poğaçalar elde edeceksiniz. Bir güzel tarifin daha sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram sayfamdan da takip ederseniz çok sevinirim. Yeni ve güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.